Merhaba sevgili dostlar, merhaba çiçek severler. Bugün yine sizlerle beraberim bir video da çiçek bakımı aktarmaya çalışacağım. Bugün aktarmak istediğim çiçek saksıda kolaylıkla yetiştirilebilen soğanları hızlı yavrulayıp çoğaldığı için de halk arasında elden ele dolaşarak yayılan kocaman çiçekli, güzel yapraklı, iri soğanlı bir bitki olan Amarilis bitkisidir, çiçeğidir. soğanları ağır olduğu için çok fazla ticari üretimi yapılmaz. Onun için çiçekçilerde çok fazla bulma şansınız yoktur. Genelde yapı marketlerde bahos, Koçtaş gibi yerlerde çok az birkaç tane getiriyorlar. Oradan alıp kullanma ve bakım yapma şansınız bulunmaktadır. Benim baldızımın bahçesinde bulunuyor bu bitki. Çok güzel bir bitki. Önce büyük bir tane yaprak açıyor. Yaprak açtıktan sonra da bir sap atıyor. Sapın önünde bir çiçek e, kozalak gibi bir şey var. O daha sonrasında kendi e, tomurcuk daha sonra kendi kendine açıyor. Görselde olduğu gibi bir hale e, geliyor. Peki biz bu bitkinin bakımını nasıl yapmamız lazım? Ne gibi özellikleri vardır? E, bahçede mi bakılır? Evde saksıda mı bakılır? İçeri bitkisi midir? Dışarı bitkisi midir? Bunların hepsine cevap vermeye çalışacağım sizlere. Eskiden bunlara zambak denirdi çoban çiçeği diyenler de vardı. Belirli bir tür değildir. Bunların bir sürü çeşitli kültür varileri bulunmaktadır esasında. Amaryllis yaprakları uzun şeritler halinde biraz etlice yaprakları bulunur. Tür özelliğine ve bakım şartlarına göre 30 cm ile 1 metreye kadar uzayabilen bir yapısı bulunmakta. Yapraklar direkt soğandan çıkmaktadır ve dallanma olmaz bu bitkide. Hava şartları elverişli olduğu sürece gelişimi devam eder bitkimizin. Kış soğuğundan kolay kolay zarar görmezler ancak sıfırın altında soğuk havada yaprakları kurumaya başlar. Bu da ilkbaharda çiçek açmasını kesinleştirmektedir. Amaryllis soğanı sıcak ve az serin havada bütün yıl aktiftir. Soğukta gelişimi durur soğan yumruk kadar büyük bazı türlerde biraz daha küçükçe olabilmektedir. Şekli yuvarlak yayvanca yapısı yemeklik soğan gibi kat kattır. Merkezden dışa doğru daima katmanlar yenilenmektedir. Ölümsüzdür diyebiliriz. Amaryllis soğanları devamlı yavru soğan üretir. Ayırmakta acele etmezseniz yavru soğanlar çok hızlı büyür. Büyüdükten sonra ayırırsanız çok daha uygun olacaktır. Çiçeklenme ile alakalı belirli bir zamanı yoktur. Ama yapraklarının zarar göreceği kadar kötü hava şartlarına maruz kalırsa yeniden gelişimle uygun hava şartları geldiği zaman içi boş boru gibi bir sap üzerinde birkaç çiçek açar. Amerilis çiçekleri büyük ve gösterişli çiçeklidir. Görselde de gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Tek bir soğan yeterince büyükse aynı zaman içerisinde birden fazla da çiçek sapı çıkarabiliyor. Daha fazla çiçek açabiliyor bu durumda. Genellikle yılda bir defa ilkbaharda çiçeğini açmaya başlar. Mevsimine göre olan yerlerde de yine biraz daha gecikebilir. Bu açması e, Haziran ayında bulabilmektir. Yani genelde Nisan, Mayıs da açıyor ama Haziran'a da sarkabiliyor. Peki bahçede amaryalis nasıl yetiştirmemiz lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları da soruyorsanız da işte cevabını paylaşıyorum. Bulduğunuz amaryalisin türü sizin ilinize kış soğuklarına dayanıklı dayanıklıysa bahçenizin daimi bitkilerini olarak yetiştirebilirsiniz. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Bakımı çok kolay. Tek problem ise bahçe salyangozları da sevgili çiçek severler. Aşırı güneşte de olur yani yarı gölgede ve tam gölgede de olmaktadır. Yaz kış susuz bırakmayın sadece. Toprak kupkuru kalırsa bütün gücünü su bulma amacıyla metrelerce kök oluşturmaya harcar. O zaman da yine bitki çiçek açma konusunda biraz e, sıkıntıya sıkıntıya girebilir. Aşırı killi ve aşırı kumlu olmayan her toprak uygundur. Güneşli yerlerde daha sağlıklı gelişmektedir. Türkiye şartlarında kışın soğuktan, yaprakları zarar gördükten sonra ilkbaharda yine çiçeklenebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. deniz etkisi olan kıyı kesimlerde kışın sadece yapraklarını kaybederler. Özel bir koruma istemezler ama daha e, böyle ağır don olayları yaşanan yerlerde kışın üstleri bir 15 santim yüksekliğinde kuru yaprak, toprak, gübre, saman karışımı ile örtülmelidir. E, o zaman da soğuğa karşı e, bir e, koruma yapmış oluyorsunuz soğanı. E, soğuğa çok dayanıklı türleri olsa da hangisi hangi tür anlamak çok kolay olmadığı için kesin bir şey söylemek uygun olmaz. O yüzden koruma diye alsak çok daha uygun olacaktır. Peki biz bu amerilisi bahçede baktık anlattık. Peki ev içerisinde bakabiliyor muyuz? Saksıda bakabiliyor muyuz? Bunların da yine hemen cevabını aktarmaya çalışayım sizlere. Ev içerisinde yetiştirecekseniz de şiddetli aydınlık ve havadar pencere önünde tutmalısınız. Evlere gayet Uyumludur bu bitkimiz e, köksüz yapraksız aldığınız bir ameliyatlı soğanı dikince bir defa sulayın sonra toprak iyice kuruyana kadar sulamayın çünkü artık onda kök olmadığı için e, su çekmez ve su çekmediği için de e, soğan e, zarar görür mantarlaşmaya başlar genelde yapraklardan önce çiçek tomurcuğu ortaya çıkar. Yaprakları iyice gelişene kadar çiçek tomurcu belirmezse anlaşılan geçen sefer işler yolunda gitmemiş şu anda tomurcuk olmamış anlamına gelmektedir. Şimdi madem çiçek açmadan yapraktığında yeri güneş olmalı, toprağı zengin olmalı ki bir sonraki sefere çiçek açabilecek gücü toplasın bitkimiz. Bir soğan için çok büyük bir saksı gerekmiyor yumurta sarısının, yumurtanın bütününe göre oranını düşünerek e, olursak o büyüklükte bir saksıya dikebilirsiniz. Yani soğanın büyüklüğü esas ölçü olmalı. Yani soğanın ucu e, toprak dışında kalacak şekilde dikmelisiniz. Aslında amaryllis için saksı ne kadar derinse o kadar iyi olur. Çünkü çok fazla köklendiği için fazla toprakta çok daha e, iyi beslenir ve yavru soğanları daha iyi büyütür. Size yavrular verebilir. Bunu yine göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir de biraz dikine ve yüksek açtığı için hani çok küçük bir saksı olursa e, saksının devrilme durumu söz konusu falan da olabilir. Bunun dışında toprağı suyu iyi süzdürmeli, havadar olmalı, e, özel süs bitkisi toprağı, bir bahçenin verimli top, saksı toprağı, eski doğal gübre ve ponza taşı hepsi eşit oranda karışım yaparak e, bir e, toprak hazırlamanızı tavsiye ederim sizlere. Sulamada aşırıya gitmemek e, gerekir. Soğanlı bitkiler olduğu için e, bunlar çürüyebiliyor içeride saksı üst yüzeyi kurudukça bitkiyi sulayabilirsiniz daha evvel de söylediğim gibi e, amaryllis e, gölgeye uyumlu olsa bile en sağlıklı gelişimi en az 2-3 saat kadar bir e, güneş almasıdır sadece yaz boyunca tepi güneşinden koruyun yani e, kızgın gelecek öğlen 12'deki güneşten korumak uygun olacaktır buraya yine bir perdeleme bir filtrasyon yapabilirseniz çiçek açtığı zaman da yine güneşten korursanız çiçekler 2 hafta kadar dayanabilir yoksa bir hafta içerisinde solup giderler toprak karışımında gerçek toprak ve gübre kullandıysanız ilk yıl bitki besini vermenize gerek kalmaz Eğer diğer durumlarda her dört sulamada bir defa yine suyuna gelen amaçlı bitki besini verebilirsiniz canlanması ve güçlü kalması için İstanbul dışında açık havada yetiştiren ameliyat istedin yaprakları kışın kurur İlkbaharda kesinlikle ilk işleri bu bitkinin çiçek açmak olur. Eğer kışın soğuktan zarar görmezlerse çiçek açmayabilirler. E ee, bu da ilginç bir durumdur. Kış sonuna doğru, şubat sonu, mart başı yapraklarını dipten keserseniz ilkbaharda havalar ısındığında da çiçek açarlar. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Ee, evde yetiştirir e, sevgili dostlar için de Kasım-Mart arası dönemde yapabilirsiniz bunu. Soğuk ve karanlıkça bir yerde hiç sulamadan 2 hafta bekletin. Sonra yaprakları dipten kesin. İki hafta daha yine hiç sulamadan bekletin. Sonra güneşli pencere önüne alın sulayın ve nasıl çiçek açtığını göreceksiniz. Yılda iki defa çiçek açabilmeleri mümkündür ama bunun için de güneşli bir yerde ve besleyici toprakta yetiştirilmesi gerekmektedir. Kışın ya da ilkbaharda nasıl çiçek açtıklarını e, size aktarmıştım. İlkbahar ve yaz boyunca kuvvetli güneşte iyice güç toplayan amelistler, Yaz sonunda önce toprak iyice kuruyana kadar sulamayın. Sonra fazla beklemeden sökün köklerini topraktan tamamen ayırın. Kuru, esintili bir yerde 3 hafta bekletin. 3 hafta bitince tüm kökleri ve yaprakları dibinden kesin. Sonra serin bir ortamda Yine birkaç hafta bekletiyoruz. En az 4 hafta dolduktan sonra istediğiniz zaman dikin. Evlerde güneşli pencere önünde yeniden çiçek açacak ve yapraklanacaktır. Çoğaltma konusuna da biraz değinmek istiyorum. Eee göre Amaryllisler ya soğanın dibinden yavru oluşturuyor. Ya da soğanın bölünmesi tarzı yavru oluşturmaktadır. Yavruları en az 2 yıl ana soğandan ayırmasanız daha uygun olur. Aksi takdirde hızlı büyüyemezler. Ana soğanın kökleri yavruları da hızlı büyütmektedir. E, bu dipnot vermek isterim sizlere. E, her 3 ya da 4 yılda bir defa yavrulardan en büyüklerini ayırmalısınız. E, zamanı önemli değil. Soğanları yine kurutmak da gerekmez bu durumda. İlkbaharda çiçek açtıklarında oluşan tohumlar e, oluyor birkaç haftada olgunlaşıyor tamamen kuruduklarında hemen e, e, ekebilirsiniz derin olmayan yayvan saksı ve kasalara tohumları e, ortalama 5 santim arayla ekin hemen çimleniyorlar zaten bir hafta içerisinde e, eğer kışın uygun derecede ve ısı ve sıcaklık olursa da kışında gelişmeye devam edecektir. 2 yıl bitince de soğanları söküp daha mesafeli alanlara dikebilirsiniz. Elimden geldiğince amelilis'i size aktarmaya çalıştım sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.